Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen poğaça tarifimle geldim. İster kahvaltıya, isterseniz çocukların beslenmesine hazırlayabileceğiniz yumuşacık pamuk gibi poğaçalar. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş mayayı elimle ufalayarak aldım. 1 yemek kaşığı toz şeker, 2 bardak ılık süt, yarım bardak kadar suyu ekledikten sonra yavaş yavaş çırpıcı yardımı ile karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben direkt elimle yoğurmaya başladım. Dilerseniz yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırıp daha sonra elinizle yoğurmaya devam edebilirsiniz. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Hamuru toparladıktan sonra 2-3 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bardağın dibinde kalan yağı döküyorum. Hamur toparladıktan sonra üzerini kapatıp yarım saat kadar mayalandırıyorum. Hamurumu yarım saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Hamuru toparlayıp masaya alıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile 12 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra dilerseniz tekrardan bir elinizle yuvarlayın. Üzerinin düzgün olması gerekiyor. Çok az açıyorum. Oklava yardımıyla bu şekilde delik açıyorum. Daha sonra deliği yavaş yavaş biraz büyütüyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum.
İlk defa deneyenler için birkaç tane daha hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu arada ben poğaçalarımı bu şekilde hazırladım ama dilediğiniz şekillerde hazırlayabilirsiniz. Ayrıca isterseniz bu tariften pastane simidi de hazırlayabilirsiniz. Daha öncesinde sizlerle paylaşmıştım. Mayalama yapmadan hazırlamıştım. İsterseniz o tarifime de bakabilirsiniz. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Odanın sıcaklığına göre bu süre değişebilir. Bu şekilde kabardıktan sonra üzerine yumurta sarısı ve süt karışımı sürüyorum. Havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde sürmeye özen gösterelim. Yumurta sarısını dikkatli bir şekilde sürüyorum. Daha sonra ben üzerine susam serptim. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Yumurta sarısını sürdüm. Kavrulmuş susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Aynı zamanda çok güzel bir şekilde kızardılar. Şu anda çok sıcak olmasına rağmen pamuk gibi olmuşlar. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken, bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.